gözlerde kaynayıp damarlarda atan sevda. Harmanlarda çekilen halay. Milletvekili adayımız Sayın Recep Çetin. Milletvekili adayımız Sayın Rafet Çetinen. Milletvekili adayımız Sayın Mehmet Duran. Milletvekili adayımız Sayın Adnan Çelebi. Milletvekili adayımız Sayın Mehmet Ağar. Milletvekili adayımız Sayın Tuncay Kılıç. Milletvekili adayımız Sayın Kemal Girgin. Değerli milletvekillerimiz bir alkışlar mıyız Balıkesir? Yolları bahtları açık olsun. Milletvekili adaylarımızı alkışlarla sizlerin Balıkesirlilerin arasına yolluyoruz. Yolları bahtları açık olsun. Arkadaşlarım, saygıdeğer Balıkesirliler, değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ayvalık'a, Burhaniye'ye, Gömece, Kepsut'a, Sındırgı'ya, Balya'ya, Dursun Bey'e selam ve dualarımı sunuyorum. Gönen'e, Manyas'a, Susurlu'a, Bandırma'ya, Edremit'e, Havran'a, Marmara Adası'na, Bigadice, Erdek'e, İvrindi'ye ve Savaştepe'ye en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Evet. 31 gün sonra yapılacak 7 Haziran Milletvekilliği Genel Seçiminin
ülkemizin birliğine, milletimizin dirliğine, insanımızın refahına katkılar sağlamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yıllardır inanan, itimat eden, oy ve destek veren tüm Balıkesirli vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biliniz ki partimize duyulan güven boşa çıkmayacak, umutlar heba olmayacaktır. Bu seçimler Türkiye açısından hayati önemdedir. Ve bu seçimler geleceğimizi tayin edecektir. 7 Haziran'da yalnızca milletvekili seçilmeyecektir. Bundan daha da önemlisi Türk milletinin varlığı ve birliği oylanacaktır. Türkçemiz oylanacaktır. Vatanımızın ve bayrağımızın tekliği oylanacaktır. Ya yurdum diyeceğiz ya yutulmaya razı olacağız. Türklüğe alerji duyanlara, milli mevcudiyet ve mirasa düşmanlık besleyenlere safınızı ve tarafınızı ispatlayacaksınız. Yolsuzluğa, yoksulluğa ve yozlaşmaya tavrınızı ve iradenizi belirteceksiniz. Şüphe etmiyorum ki Balıkesir dün olduğu gibi yarın da yine Türk milletinin yanında duracaktır. Balıkesir yine bağımsızlığın, adaletin, ahlakın, onurun ve hidayetin yolunda yürüyecektir. Şimdi soruyorum sizlere ve gök gürültüsünü andıran cevabınızı duymak istiyorum. Bizimle yürümeye var mısınız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarına omuz vermeye hazır mısınız? Zalime, haine, caniye, vahşiye, teröriste ve tahrikten geçinen lobilere karşı bizimle aynı safta durmaya söz veriyor musunuz? Ve hacizli başbakanlık yapan Davutoğlu bu evetleri iyi dinlemelidir. Türkiye'de hükümet yoktur. Başbakan kayıp ve yok hükmündedir. Yenilenecek olan milli iradedir. Yenilenecek olan hükümettir. Yenilenecek ve teyidi yapılacak olan ahlaki kurallar, hukuki ve vicdani ölçülerdir. Yenilmesi gereken ise AKP ve karanlık ortaklarıdır. Cumhurbaşkanlığı makamını hangi kötü niyetlere, hangi sakat amaçlara, hangi müflis politikalara kurban verildiğini Balıkesirli kardeşim görmekte midir? Davutoğlu lafın gelişi başbakandır. Davutoğlu görüntüde başbakan, esasta sarayın kuklasıdır. Bir başbakan düşünün ki partisi için oy istemektense başkanlık için yanıp tutuşan bir tiranın kapı kuludur. Bir başbakan düşünün ki taşıdığı makamı ortadan kaldırmak, yani başbakanlığı imha etmek ve 17-25 Erdoğan'a taşeronluk yapmak için adeta kıvranmaktadır. Davutoğlu başkanlık için kulis ve lobi çalışmasını yaparak aslında partisini, aslında iktidarını ve aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni inkar etmekte, yok saymaktadır. Erdoğan'ın gözünden düşmemek için panik halinde sağa sola koşturmaktadır. Zira aldığı talimat budur. Zincirlenmiş iradesiyle Erdoğan'a hizmetkarlıkla övünmektedir.
Türkiye bu yamalı, bu yırtık, bu delik deşik olmuş hükümet anlayışıyla mesafe alamayacak, yol yürüyemeyecektir. Erdoğan ise başlı başına garabettir. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı kalmamıştır. Erdoğan açıktan siyaset yapmakta, alenen 400 milletvekili bu olmazsa da biraz daha azı için kampanya yürütmektedir. Balıkesirli kardeşim, soruyorum sizlere, Erdoğan'ın anayasayı çiğnemesini normal görüyor musunuz? Erdoğan'ın parlamenter sistemi bekleme odasına alma teşebbüsünü olağan görüyor musunuz? Hayır. Erdoğan'ın PKK'yla başkanlık pazarlıklarını ölüm ve parçalanma üzerine bina ettiği gizli mutabakatını kabul ediyor musunuz? Hayır. Kararınız bu kadar net ve kesin ise Erdoğan görevini ne hakla, hangi yetkiyle sabote etmektedir? Bu hakkı kimden almıştır? 7 Haziran'da başkan ve hırsız adamlarını seçmeyecektir. Türk milleti 7 Haziran sonrası için bölünme anayasasının ruhsat ve iznini de vermeyecektir. O zaman Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Erdoğan nasıl olur da meydan meydan gezebilmekte, her gün bir yerde siyasi demeçler verebilmektedir. 17-25 Aralık failinin Balıkesirli'yi ahmak yerine koymasına nasıl tahammül edilecektir? Hayır Balıkesirli kardeşim, bu oyuna kanmaz, bu sahtekarlığa aldanmaz. Balıkesirli kardeşim, AKP, HDP, PKK arasındaki başkanlık ve iktidar paslaşmasına dayanmaz, buna prim vermez. Firavun taraftarlarına Balıkesir'den destek çıkmaz. Aziz Balıkesirliler, bu şehrimiz affını hedef, yıkımı proje, Kürdistan'ı vizyon, çözülmeyi misyon, parçalanmayı pusula, bin yıllık hukuku bozmayı marifet gören Erdoğan ve Davutoğlu'dur. Barzani'ye şefkat ve dostluk el uzatan Erdoğan ve Davutoğlu'dur. PKK'ya gelince kuzu gibi olan, hak arayanlara, demokratik itirazını gösterenlere ve muhalif duranlara gelince şahinleşen Erdoğan ve Davutoğlu'dur. Türklüğü yok sayan ve hatta daha ileri giderek Türk diye bir şey yok deme ahlaksızlığını ve rezilliğini diline dolayan da Erdoğan ve Davutoğlu'dur. İyi içtiği boğazına düğünlenecek, hak ettiği cevabı 7 Haziran'da Balıkesirli'den ve Türk milletinden alacaktır. Denedik başına denedecek. Denedik başına denedecek. Denedik başına. Eğer düşük aylığında geçinemiyorsun, zor hayat şartlarına mahkumsun, hatta karnını doyurmak için ek iş yapıyorsun. Emeklilerimize sesleniyorum. Mart ayında 1400, Eylül ayında 1400 lira olmak üzere yılda toplam 2800 lira emekli destek ödeneği almak için bizimle yürüyün. Yeni ticari araçtan 10 yıl kullanmak kaydıyla KDV ve ÖTV'yi almayacağız. Kamyon, otobüs, dolmuş ve taksi şoförlerimiz çalışma sürelerinizin her 4 yılı için 1 yıl fiili hizmet zammı alacaksınız. Esnaf, Bağkur emeklilerimizin aylıklarını iyileştireceğiz. Gerçek manada intibak düzenlemesi yapacağız. Emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri gidereceğiz.
esnaf ve sanatkarımızın emekli aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmesine son vereceğiz. Sağ olun, var olun, bizimle yürü Balıkesir, bizimle yürü Türkiye. Ne mutlu Türk'üm diyene. Lider ülke Türkiye'sinin mimarı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i diğer yurt gezilerine yolcu ediyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Balıkesir hemşehrilerimiz sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Yolun bahtın açık olsun Türkmen Bey'i, saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e, Malya Belediye Başkanımız Osman Kılıç tarafından şehrin altın anahtarı hediye ediliyor. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Balıkesirliler sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor.